Datça'dan herkese merhabalar arkadaşlar. 2 sene aradan sonra tekrar en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi olan Datça'ya geldim. 2 gün boyunca Datça'nın her yerini gezeceğiz. Koylarını, antik kentlerini, plajlarını, onun dışında görmeniz gereken bütün yerlerini gezeceğiz. Az önce geldik. İlk başta şu anda bulunduğum yerde daha önce de anlattığım Datça merkezdeki en ünlü 2 plajdan bir tanesi olan Kumluk plajı. Buranın suyu çok soğuk ve adından anlaşıldığı üzere sahil tamamen kumdan oluşuyor. Bir de Taşlık plajı var. Orayı birazdan anlatacağım zaten. Şu anda da açılışı yapmak için de güzel bir acıktık. 3 saatlik bir yoldan geldik. Göcek tarafından geldik çünkü. Ve şu anda da Sarap Kafede kahvaltımıza başlayacağız. Hazırsanız lezzet dolu bir mekan önerisiyle günümüze başlıyoruz ve sonrasında Datça'yı dolu dolu gezeceğiz. Şimdi masamıza oturduk. Gerçekten Kumluk plajının karşısında böyle güzel ağaçların altında bir mekandayız. Şöyle buranın serpme kahvaltısını tek tek göstereceğim size. Burada iki çeşit peynirimiz var. Burada bademli çemen var. En çok merak ettiğim yerinden biri de bu. Zeytinlerimiz var, balımız var. Burada ardıç olabilir. Ne bu sence? Tahin pekmezcem değil. Bunun adı kızılcık. Evet evet. Aynen. Kızılcık reçeli var. Yine peynirlerimiz var. Lor peynirlerimiz, dövüş tabağımız var. Bu buraya özel bir şey. Datça durmesi diyorlar. Burada göz yumurtalarımız var. Reçellerimiz ve tereyağımızla birlikte bu şekilde orijinal serpme kahvaltısı bu şekilde veriyorlar. Ama isterseniz çiğ börek, gözleme gibi, puf börek gibi birçok şey de yaptırabiliyorsunuz. Şimdi artık ben de kahvaltıya başlayıp Datça'nın diğer mekanlarına doğru devam edeceğim. Afiyet olsun. Ve şimdi de eski Datça sokaklarını gezmeye geldik arkadaşlar. Datça'dan yaklaşık böyle 5-6 dakikada araçla buraya gelebiliyorsunuz. Buraya gelen dolmuşlar da var. Araçla gelmeniz için söyleyeyim. Geldiğiniz zaman şu tarafta ücretli, bu tarafta ücretsiz park alanları var. Eğer bulursanız ilerideki sokakta park edebilirsiniz. Şimdi eski sokakları gezmeye başlıyoruz. Şimdi Datça'ya geldiğiniz zaman Orhan'ın yerine de mutlaka uğrayın arkadaşlar. Arabanızı park ettikten sonra bir 100 metre yokuş çıkıyorsunuz. Hemen karşınıza bu rengarenk kır kahvesi gibi, köy kahvesi gibi yer çıkıyor. Burası Can Yücel'in, Can Baba dedikleri kişinin sürekli gelip oturup eserlerini yazdığı, dinlendiği yer. Onun tabii ki eserlerini yazdığı zaman, bakın şurada karşıda görüyorsunuz, bütün onunla ilgili haberlerin, mektupların, şiirlerin yapıldığı köşeyi de bu şekilde korumuşlar. Geldiğiniz zaman onun hatıralarını da burada görebiliyorsunuz. Tabii kendisinin burada, Can Yücel'in de burada bir evi var. Orada zaten size göstereceğim. Onun dışında gelip burada bademli kahvenizi, bademli gazozunuzu içip keyifli zaman geçirebilirsiniz diyorum ve yoluma devam ediyorum. Datça'nın ana sokaklarından bir tanesi de burası arkadaşlar. Ama buradan yürüdüğünüz zaman sol tarafta bakın şu tabelayı göreceksiniz. Can Yücel Sokak. Buraya girip Can Yücel'in evine gideceğiniz yol burada başlıyor. Buradan sonra biraz sokaklara gittikten sonra ev karşınıza çıkacak. Türk Edebiyat tarihinin en ünlü şairlerinden Can Yücel'in evi burası arkadaşlar. Yılın her günü kapalıdır. Sadece 12 Ağustos'ta bir günlüğüne açılır ve insanlar gezerler. Çünkü 12 Ağustos kendisinin Datça'da vefat ettiği gün. Aslında İstanbul doğumlu ama Datça'da vefat ediyor. Burayı da çok seviyor. O yüzden onun için Datça çok daha anlamlı. Ve Datça halkı da ona sahip çıkmak için de zaten her yere onun ismini kazımış durumda. Burası da onun evinin kapısı. Eğer 12 Ağustos'ta gelirseniz içeriği gezme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Ve şimdi az Datça'yı anlatalım arkadaşlar, eski Datça'yı. Burası bundan bir 30-40 sene önce gerçekten hani harabe haldeydi. Hiçbir bakım yoktu. Bunu daha önceki videomda anlatmıştım detaylı. Ama sonra bu Can Yücel'den sonra birçok yazarın, edebiyatçının, sanatçının buraya gelip yaşamasından sonra ve yatırımlardan sonra burası şu an ülkemizdeki en güzel eski sokaklara sahip şehirler, yerlerinden bir tanesi oldu.
Bir Datça'nın güzel tarafı şu, yaklaşık 7 kilometre arayla bir anda sahilde yani mükemmel koylar ve sahillerde yüzerken bir sonrasında hemen böyle bir tarihle iç içe ya da böyle çok rengarenk mahallelerde gezme şansınız oluyor. O yüzden Datça bu konuda çok iyi. Burada hani yapacak çok bir şey yok eski Datça'da. Sadece sokaklarda yürüyeceksiniz. Güzelce böyle gazozunuzu içeceksiniz. Kafelerde zaman geçireceksiniz. Kahvenizi içeceksiniz. İsterseniz yemek yiyebileceğiniz ya da kalabileceğiniz yerler de var. Ama genellikle insanlar buraya günübirlik gelmeyi tercih ediyorlar. Hatta birkaç saat buraya yatıyor zaten. Daha önceki Datça gezi videomda burayı bayağı bir detaylı anlatmıştım. Bu videom daha çok 2 günlük tüm Datça Yarımadası'nı anlatacak bir video olduğu için bunu burada kesiyorum. Bir sonraki mekanlar biraz daha doğal mekanlar ve koylar olacak. Datça'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Kumluk Plajı'ndayız. Datça merkezdeyiz. Ve benim en sevdiğim mekan olan Dıptıbi'ye geldik. 2 sene önce en son gelmiştim. Şu anda tekrar burada olmaktan mutluyum. Hızlıca önce böyle 4 tane meze aldık arkadaşlar. Şakşukamız var, girit ezmemiz var, acı sosumuz var. Şurada şunu göstereyim. Ara sıcaklardan ilkimiz ahtapot tava aldık arkadaşlar. Ahtapot tandır daha doğrusu. Burada da zaten kalamarımızı aldık. Ve ben de çok balık tüketen bir insan olmadığım için de güzel böyle bir bonfil aldık. Buranın mezarı efsane arkadaşlar. Zaten kocaman bir dolap var. Ben böyle artık hangisinin ismi neydi unuttum. Böyle hoşuma gidenleri seçiyorum her gün içinde. Bir de şunu göstereceğim. Burası Can Yücel'in şehri bildiğiniz gibi. Yani Can Yücel'in öldüğü yer. O yüzden çok değerlidir. Böyle masalarda ekmekleri de böyle güzel Can Yücel'in sözlerinin olduğu paketlere koyuyorlar. O zaman ne diyoruz? Eğer acelem varsa ne işin var Datça'da diyoruz. Herkese afiyet olsun. Günaydınlar. Muhteşem bir sabaha uyandık arkadaşlar. Bu uyanmayı da Kargı koyununda yaptık. Gerçekten Türkiye'de gün doğumunu izleyeceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Hani daha erken geldiğimiz için böyle biraz Instagram ya da diğer drone'la falan uğraşınca YouTube'a biraz geç başladım ama şu an artık güneş doğmaya başladı. İnanılmaz sakin ve huzurlu bir köy. Burada bir tane de otel de var. Kargılos Otel diye. Zaten öğleden sabah kahvaltımızı burada yapacağız. Ama şu anda buraya 5'te çıktık Datça'dan. Geldik buraya. Güzelce bir konsept yaptık. Oturduk. Artık gün doğumunun keyfini çıkartıyoruz arkadaşlar. Kargı koyu buradaki en önemli, en güzel koylardan bir tanesi. O yüzden mutlaka listenizde ekleyin. Zaten şehir merkezinden maksimum 10 dakika falan sürüyor. Arabaya atlıyorsunuz. Otopark da var girişte. Sonra keyfini çıkarıyorsunuz. İşte biz de şimdi otelimizde kahvaltının önce bu keyfi yaşayıp güne devam edeceğiz. Datça'dan herkese günaydınlar arkadaşlar. Burada en meşhur koylardan bir tanesi olan Kargı koyuna geldik. Buranın da ünlü mekanı Kargılos Otel Beach. İşte yemek yiyebileceğiniz harika bir mekandayız. Buraya güzel bir davetle geldik ve deniz kenarında şu anda güzel bir kahvaltı yapacağız. Şu anda hemen böyle hızlıca bir kahvaltımızı gösterelim. Burada bir tane misafirim var. Günaydın, günaydın. Sana vereceğim birazdan. Şimdi şöyle bir güzel bir sıcak tabağa geldi. Pişisi, sigara böreği, sosisleri, patatesi ve pankeki var küçük böyle. Ondan sonra bir peynir tabağımız var. Böyle 4 çeşit, 5 çeşit peynirli. Çikolatamız, çekirdek diyelim, zeytinler, reçeller, tereyağı, kaşar ve söğüş tabağımız. Ve 2 tane de böyle kaşarlı göz yumurtamız geldi. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra bu güzel denizin keyfini çıkaracağız. Afiyet olsun. Şimdi Datça'nın koylarında rotamıza başladık. Yaklaşık Datça merkezden yarım saat araç sürerek Mesudiye köyüne doğru geliyorsunuz. Oraya geldiğiniz zaman size arka arkaya birkaç tane koy karşılayacak. Bu bulunduğum yer Hayıtlı koyu. Normalde berrak bir suyu vardır ama bayram kalabalığından şu an çok kötü suyun rengi.
Arka tarafta Kızılbük var. Ondan sonra başka bir bük daha var. Böyle 3 tane bük burada sıralanmışlar. Şu anda burada otopark yeri bulmak çok zor ama ücretli otopark yerleri de var. Gelip burada park edebiliyorsunuz. Zaten bakın arkaya görüyorsunuz hep böyle şezlonglar ve ya da şemsiyeleri kiralayabiliyorsunuz. Yeme içme mekanları da var. Hayit Bükü burada yerleşik olarak en iyi yerlerden bir tanesi Palamut Bükü ile birlikte. Şimdi biz de önce buraya uğradık. Bir drone çekimimizi yaptık. Gösterdikten sonra diğerlerine sırasıyla devam edeceğiz. Bu videoda bu kısımdan sonra artık Datça'daki en güzel bütün bükleri, koyları ve plajları göreceksiniz. Şimdiki durağımızda arkadaşlar Ova Bükü. Bükle ilgili şöyle bir şey açıklayayım. Aslında iyi bir kelime değil bük. Hani son zamanlarda Bodrum'da bilmem ne bük, Datça'da şu bük, Çeşme'de şu bük diyorlar ya. Bük aslında sazlık alanlar. Böyle işte dikenli ve otlu büklerin yoğun olarak olduğu akarsu'da ovalardaki bölgelere gelir. Ama artık plajlarda böyle bir isim verilmiş. Belki başka bir anlamı daha vardır. Benim bildiğim anlamı bu. Burası da Datça'daki en büyük plajlardan bir tanesi olan Ova Bükü. Buraya yani ne kadar kalabalık olursa olsun yine hissetmiyorsunuz diğerleri kadar. Bakın şuradan başlıyor. Yaklaşık böyle 1.8 metrelik bir sahil var. Taşlık bir plaj var ama nispeten diğer plaja göre daha iyi. Ufak taşlar, öyle büyük taşlar değil ve plaj çok bir anda derinleşmiyor. Biraz berrak bir suyu var, bayağı da güzel bir soğukluğu var. Burada yine her şeyi kiralayabiliyorsunuz aynı şekilde ama isterseniz gidip havlunuzu atıp, kendi şemsiyenizi, kendi sandalyenizi atıp dirdiğiniz gibi yüzebilirsiniz, plajı kullanabilirsiniz diyoruz. Şimdi buradan sonra bir sonraki koya ya da büke devam ediyoruz. Ve birazdan manzaraya hayran kalacaksınız arkadaşlar. 5. koyumuza geldik. Burası Kurubük. Burada bir manzara terası var arkadaşlar. Mutlaka burada arabanızı durdurun aşağı inmeden önce. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Küçük bir koy ama yine dediğim gibi bayram tatilinden nasibini almış. Normalde böyle Eylül-Ekim gibi gelirseniz burayı bomboş görürsünüz. Böyle muhteşem bir koy. Turkuazın, mavinin, yeşilin bütün tonlarını görebiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem. İşte şimdi aşağı doğru inmeye çalışacağız. Burada herhangi bir tesis yok. Herhangi bir kiralayacağınız şezlongtur, şemsiyedir yok. Tamamen kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor. Kamp ya da karavan da yapmak isterseniz aşağıda artık kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Şimdiki durağımızda Gerence Koyu arkadaşlar. Benim bu bölgede en çok sevdiğim ve merak ettiğim... Ay olmadı. Benim bu bölgede en çok merak ettiğim koylardan bir tanesiydi. Ama burası diğerleri gibi değil. Şu açıdan rahat rahat inemiyorsunuz. Şöyle göstereyim. İki tane yol var. Bir tanesi ya şu kayalardan böyle gideceksiniz. Sonra koy arka tarafta oraya ulaşacaksınız. Ya da diğer taraftan aynı şekilde bir yol var. Kayalardan atlaya atlaya gideceksiniz. Şimdi biz de yavaş yavaş o tarafa doğru geçiyoruz. Aşağı inen yollardan bir tanesi de bu. Burası daha kolay olduğu için geliyoruz. Çünkü eşya varsa, yanınızda çocuk varsa öyle kolay değil inmek. Böyle tutuna tutuna inmeniz gerekiyor. Şu anda artık plaja kavuştuk. Az önce de girişte de söyledim. Şimdi aşağıda güzel yüzdük ama şöyle yukarıdan size bir göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle inanılmaz güzel bir koy. Şu an çok kalabalık olmasına çok üzüldüm. Çünkü buranın öyle bir görselleri var ki arkadaşlar. Böyle kimse olmadığı zaman gelip burada yüzmenizi tavsiye ederim. Eylül-Ekim ayları gibi. Suyu buz gibi. Taşlar böyle ufak, çok rahatsız etmiyor. Kum yok. Küçük taşlık bir yer. Herhangi bir tesis yok. Tuvalet yok. Banyo yok. İsterseniz kamp ya da karavan kuracaksanız kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor. Ama hemen Palamut Bükü. Bunun yan tarafı, sol tarafta Akbükü var. Orada bir kamping alanı da var. Yani profesyonel bir kamp alanı var. Oradaki Akbükü gezdikten sonra buraya da Gerence'yi gezebilirsiniz. Burada yüzebilirsiniz. Sonra Palamut Bükü'ne gidip orada isterseniz işte mekanlarda da oturabilirsiniz. Yeme içme ihtiyaçlarınızı da giderebilirsiniz. Hatta otellerde de kalabilirsiniz diyorum. Gerence'den sonra da Palamut Bükü'ne doğru şimdi devam ediyoruz. Datça'nın koylarına devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerde
herhalde merkezden sonraki en ünlü koy olan Palamut Bükü. Büklerden Palamut Bükü'ndeyiz. Burası diğerlerine göre çok daha farklı. Çünkü burada bir yerleşim yeri var. Burası bir sahil kenti gibi. İnanılmaz kalabalık zaten şu anda bayramdan dolayı. Ama birçok apart otel, butik oteller, kamp otelleri hepsi var burada. Ve kıyı şeridi boyunca bakın bayağı uzunca bir plaj daha var. O Bükü'nden sonraki en büyük plajlardan bir tanesi de burası. İnsanlar burada gelip hani hem günübirlik ya da işte otel konaklama olarak da gelip günlerini geçirebiliyorlar. Tesisler, mekanlar, restoranlar, barlar her şey de var. O yüzden Datça merkezden sonra en büyük kalabalığı burada görüyorsunuz. Burada da birçok işletme var. Şezlong kiralayabiliyorsunuz, şemsiye kiralayabiliyorsunuz ama bizim yaptığımız gibi bir ağacın altına havlunuzu atıp dinlenebilirsiniz. Herhangi bir şey ödemenize de gerek yok. Burası bir halk plajı, para da ödemiyorsunuz. Zaten şu ana kadarki hiçbir plaja, hiçbir koya para ödemeden giriş yaptık. Datça'nın da öyle bir güzel yönü var. İşte burası da böyle. Artık buradan sonraki durağımızda meşhur Knidos Antik Kenti olacak. Oranın plajı da var. Orayı da anlatmaya çalışacağım. Artık Datça Yarımadası'nın en ucuna gideceğiz. Sonra da akşam tekne turu için Datça merkeze geri döneceğiz. Datça Yarımadası'nın en ucuna geldik arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat yol gelme sebebimiz zamanında dünyanın en önemli ticaret kentlerinden bir tanesi olan Knidos Antik Kenti. Doğruların kurduğu bu şehir gerçekten tarih açısından çok önemli bir yere sahip. Buraya şu anda müze kartla zaten ücretsiz girebiliyorsunuz ama eğer müze kart yoksa 5 euroya giriş ücreti var. Ama zaten bir 60 liraya bir müze kart alın da yıl boyunca girin rahat rahat. Burası çok büyük bir alan. Özellikle buraya gün batımı izlemeye geliyor insanlar. Yani gün batımından birkaç saat önce gelirsiniz. Hem antik kenti gezersiniz hem de ta en uçta bulunan deniz fenerinin karşısındaki seyir alanlarında da gün batımını izleme keyfi çıkarırsınız. Şu anda birazdan anlatacağım birkaç yerden sonra artık yine tekrar Datça merkeze geri döneceğiz ama şu an Knidos Antik Kenti zamanı. Antik Kent'e geldiğiniz anda sizi ilk başta amfiteyatro karşılayacak arkadaşlar. Bu görece diğer bölgelerdeki antik kentlerdeki amfiteyatrolara göre daha küçük bir amfiteyatro. Ama burayı özel kılan şey şu karşıda gördüğünüz eşsiz bir koy manzarası. Zamanında yani böyle bir yere insanlar performanslarını, gösterilerini yapıyorlarmış. Meclis toplantılarını yapıyorlarmış. Biliyorsunuz ki Likya ve Yunan uygarlıklarında antik kentlerin böyle bir önemi var. Şu an dediğim gibi antik kentimizin ilk giriş kısmındaki amfiteyatroya gezdik. Yavaş yavaş o askeri limanlara, deniz fenerinin olduğu yerlere doğru devam edeceğiz. Buraya ulaşımla ilgili konuşalım arkadaşlar biraz. Datça merkeze 38 km uzaklıkta bulunuyor burası. Ama öyle 38 km yakın diye düşünmeyin. Gerçekten yollar çok kötü. O yüzden böyle sabah erkenden bir gününüzü hem koylar için hem burası için ayırabilirsiniz. Yaklaşık 1 saat hiç durmazsanız bile 55 dakika ile 1 saat arasında yolculuk sürüyor. Yollar çok virajlı. Bayağı uçurumların kenarından falan buraya varıyorsunuz. O yüzden böyle işte değiyor buraya tabii ki geldi. Şu manzaraya bakar mısınız diye. İşte ondan sonra da burada gezdikten sonra yine aynı yol üzerinden geri dönebilirsiniz. Ya da aşağı kısmında koyları, bükleri görerek de buraya gelebilirsiniz. Şu anda şöyle bir yolum var. En üste çıkacağım. Çünkü orada manzara gerçekten çok güzel. Bütün antik kenti görüyorsunuz. Burada askeri limanlar da var, deniz fenerleri de var ama öncelikle yukarıdaki Agora kısmına çıkacağım. Zamanım çok dar olduğu için arkadaşlar böyle yukarıdan size burayı anlatacağım. Bakın yukarıda yine simgesel deniz fenerlerinden bir tanesi var yukarıdaki tepenin üzerine. Bu tabii yeni bir deniz feneri. Burası antik limanın giriş kısımları, giriş kapıları ve surları. Birçoğu yıkılmış zaten. Burada da işte antik kentte insanların yaşadığı kısmın devamı var. Sonraki kısma Agora geliyor ve ondan sonra işte bu yoldan tekrar aşağı kısma devam edebiliyorsunuz. Çok büyük bir antik kent aslında ama dediğim gibi birçok eser çıkarıldığı için ve talan edildiği için artık yani sadece gördüğünüz şey buralarda taşlar olacak. Heykeller bile çok az. Bir de yani yine Roma dönemi sütunları gibi sütunlar göreceksiniz. Şu anda da aşağıda bir gösteriyorum size bakın bu şekilde. Eski küçük amfiteyatro da var. Askeri limanlar da var. Burası pazar yerleri, meydanlar. Ondan sonra artık Knidos'u bitirmiş oluyorsunuz ama dediğim gibi buranın tadını çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar gün batımı zamanında gelin ve şuralarda oturup bu eşsiz manzaranın keyfini çıkarın. Kuşkusuz bu antik kentin en güzel olaylarından bir tanesi arkadaşlar.
antik bir sahilde denize girmek. Bakın bu çok önemli. İki tarafta da antik limanlar var. Birisi askeri, birisi ticari amaçlı kullanılan limanlar. Bu gördüğünüz kumsalın altındaki taşlar bile arkadaşlar o dönemlerden kalma. Zaten girdiğiniz anda farkı hissediyorsunuz diğer plajlardan. Otlar falan çıkmış, yosunlaşmış artık. Binlerce yıllık taşlar var artık burada. Kenarları zaten yine şehrin kalıntıları devam ediyor sağlı sollu her yerde. Ve dediğim gibi çok özel bir yere denize girme keyfini de mutlaka edinin. Bu çok güzel bir deneyim olacaktır. Şimdi Taşlık Plajı'na geldik arkadaşlar. Burası Datça'nın merkezinde bulunan en ünlü iki koydan bir tanesi. Ama buraya şimdiki geliş amacımız harika bir mavi yolculuğa çıkacağız. Akşamüstü gün batımı turuna çıkacağız. Şu anda Karaoğlu yatçılığın misafiri olarak buradaki yatları beraber 2 saat boyunca keşfedeceğiz. Kendileri de bizi bekliyorlardı. Sağ olsunlar, güzelce de bir hazırlamışlar yatı. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geliyoruz, geliyoruz. Birkaç acıktık biraz da. Tamam, geliyoruz. İşte arkadaşlar 2 saat boyunca birazdan zaten kaptanımızla konuşuruz. Hangi koylarda durduğumuzu söyleriz. Zaten Karayolu'yla sabahtan beri size birçok yeri anlattım. Hangi koylara nasıl gideceğinizi. Bu sefer de böyle bir yat turuna ekstra çıkarsanız ya da uzun ya da kısa turlara çıkarsanız nereleri göreceğinizi de biraz anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız mavi yolculuğumuz başlıyor.